seyirciler, Ankara'dan iyi günler. Stüdyo konuklarımız, birbirinden değerli iki dostumuz, sivil toplum kuruluşu ve siyaset üzerine konuşacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Efendim sizi tanıyarak başlayalım, buyurun. İsmim Cumhur Ünal, 23. dönem Karabük milletvekiliyim, AK Parti'den. Bir dönem 4 yıl 2007-2011 yıllar arasında Karabük'e hizmet etmek nasip oldu. Halen devam ediyoruz. Partide görevimiz var. Diğer taraftan Uluslararası Barış ve Dostluk Derneğimizin genel başkanlığını yapıyorum. Değerli arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeye, gayret etmeye çalışıyoruz. Fatih Bey, sizi tanıyalım. Efendim Fatih Yiğit. Ben de yıllardır sivil toplum kuruluşlarında görev almış. Şimdi de Sayın Genel Başkanımızla beraber yol arkadaşlığı yapmakta ve buranın Genel Başkan Yardımcılığını yürütmekteyim. Ülkemize, vatanımıza hizmet etmeye, faydalı olmaya çalışıyoruz inşallah. Efendim, Uluslararası Dostluk ve Barış Derneği nedir? Ne zaman kuruldu? Neler yapıyor? Bizi izleyenlere buradan başlayarak biraz bilgi verelim. Müsaadenizle. Uluslararası Barış ve Dostluk Derneğimiz, tabii başlangıçta toplum yararına, garip kuraba yararına, fakir fukara yararına sosyal projeler amaçlı çıkmış bir derneğimiz. Ama 15 Temmuz'la birlikte gördük ki toplumda derneklerle ilgili tabela derneği olmayan, gerçekten hizmet edebilecek, vatanına milletine sahip çıkabilecek, 15 Temmuz ruhunu yansıtabilecek, sahiplenebilecek ve bunu diğer illerde de bu ruhu sahiplenmek isteyen insanların bir arada tutulduğu bir dernek olarak nitelendirebiliriz. Buradaki hedefimiz tabii dernekle ilgili hem 15 Temmuz ruhunu devam ettirmek, diğer taraftan unutturmamak, her an sıcak tutmak, bu toplumda yaşamanın sıradan bir yaşam olmadığını, bu toplumda birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizi koruyup kollarsak, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize saygı duyarak, insanımıza saygı duyarak bu topraklarda yaşama bilincini topluma hissettirebilirsek ki ancak o zaman biz işte 15 Temmuz ruhunu tamamen ortada her zaman için sıcak tutmuş oluruz. Dünya eskiden büyüktü, şimdi dünya çok küçük. Dünyada birçok milletler var, ülkeler var. Eskiden bu kadar mücadeleler yoktu. Şimdi dünyada artık ülkeler arasında ciddi sıcak olmasa da soğuk savaşlar ciddi anlamda var. Dünyada güçlü olmanız gerekiyor. Dünyada güçlü olmak için de sadece bir ülkenin, hükümetinin kendi başına icraat yapması yeterli değil. Sivil toplum kuruluşlarıyla da bu yaptıklarını veya yapacaklarını ve yapılmış olanların sahiplenilmesiyle ilgili kamuoyu oluşturmak ya da devlet yararına olabilecek ya da ülke yararına olabilecek bir projeyi sahiplenmek ancak böyle sivil toplum örgütlerinin olmasıyla gerçekleşebilir. Bizler de bu hedeflerle çalışan bir devletimize, çalışan bir cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak, sahip olmak, bu kıymeti bilmek, alışılagelmiş sıradan siyasi yapılar nedeniyle siyasi çekişmelere çalışan insanlarımızı kurban ettirmememiz gerekiyor. Klasik fanatik takım tutar gibi işte insan sağcı olabilir, solcu olabilir, bir partiye üye olabilir. Ama bununla ne yapılırsa yapılsın sürekli eleştiri, sürekli eleştiri kültürünü artık ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çalışan bir devlet varsa sahiplenilmesi gerekliliğini bu derneğimiz aracılığıyla da insanlarımıza anlatmak istiyoruz. Hükümetimizin yapmış olduğu güzel çalışmaları insanlarımıza anlatmak istiyoruz. Takdir müessesesini çalıştırmak lazım. Çalıştırmak gerekiyor. Çalışan insanları takdir etmek gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, bir kısım insanımız bu ülkede hala eski siyasi gelenekler nedeniyle gerek Cumhurbaşkanımıza, gerek hükümetimize, onlar ne yaptı ki, ne yapıyorlar ki gibi, onlar mı yapmış gibi söylemlerle maalesef karalama kampanyalarını sürdürmeye çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar, karalamaya çalışıyorlar. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz açıkçası. Hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, çalışan insanlarımızı karalamaya çalışanların karşısında dimdik durmak için de ayrıca biz buradayız. Diğer taraftan bugün
sabah haberlerini izlerken bir gazete başlığında şöyle bir şey yazıyordu. 15 yılda ülkeyi batırdılar. Biz 15 sene önce batık bir ülke almıştık, kusura bakmasınlar. 15 sene önce insanlar geçim derdiyle, geçim sıkıntısıyla yarın nasıl bilecek? Biraz insaf sahibi olmak, insaf sahibi olmak gerekir. İşte biz bu anlamda doğru şeylerin dili olmak istiyoruz. Doğru şeylerin sesi olmak istiyoruz. Doğru şeylerin sahiplenicisi olmak istiyoruz. Bu ülkeye güzel hizmet yapan insanları hem takdir etmek hem de onların yanında onların gücü olmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Fatih Bey, siz neler eklemek isteyeceksiniz bu konuda? STK ile ilgili bilgilendirme konusunda. Şimdi öncelikle ben tekrar Kanal 5 ekibine ve sizlere çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki bizleri burada konuk ettiğiniz için bir sivil toplum kuruluşu olarak burada tüzel bir kişilik olarak buradayız. Çünkü sivil toplum kuruluşları bir kadro hareketidir. Yani asla kişisel değildir. Ve her kadro hareketi kendine bir lider seçmelidir. Biz bu konuda çok şanslıyız. Sadece bizim değil, şu anda tüm İslam aleminin, hatta tüm dünyaya insanlık dersini veren bir cumhurbaşkanımız, bir liderimiz var. Muhakkak ki sivil toplum kuruluşlarının gerekliliğini 15 Temmuz gibi veya diğer ülkenin başına gelecek kötü badirelerde, felaket dediğimiz olaylarda daha iyi kavrayabiliyoruz. Çünkü toplumun bilinci, dirliği, birliği, demokratik olması, hukuksal olması, insancıl olması kadro hareketleriyle sağlanabilir. Toplum devlet demektir, toplum millet demektir. Bireysel anlamda hiç kimse ben toplumum, ben devletim, ben milletim diyemez. Sonuçta sivil toplum kuruluşları maalesef son dönemde şahsi hareketlerin bünyesinde, şahsi çıkarların bünyesinde, bazı tabii tenzih ederiz, amacının çok dışına çıkarak yol almaya başladılar. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini, nüfusunu zikrederek, insanların elinde kalan son şey, yani umutlarını çalarak faaliyetlerinin çok dışına çıkmaya ve kendi şahıslarına münhasır çalışmalar yürütmeye başladılar. Biz şuna üzülüyoruz. İyi niyetli çıkacak bir sürü kadro hareketi veya oluşumun da bu şekilde davranışlarla önünün kesilebileceğini düşünüyoruz. Buradan ben oradaki arkadaşlarıma lütfen rica ediyorum. Amaç ticaretse bunun yeri sivil toplum kuruluşu değildir. Bunun yeri bir şirkettir, ticarethanedir, bir dükkandır. Veya amaç siyasetse bunun yeri partilerdir. İnandığı inançları doğrultusunda hareket edecek. Bildiği işi yapsın değil mi? Ama sivil toplum kuruluşu gereğini halkın yapsın, yüreğinin sesidir. Devletle sivil toplum, yani devletle halkın arasındaki gönül köprüsüdür. Buralara şahsi çıkarları getirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim faaliyetlerimize. Biz 14 yıl içerisinde şunu gördük. Bu ülkede yol gitmeyen, bu ülkede hastane olmayan, bu ülkede üniversite olmayan yer kalmadı. Eğer hala buna ülkeyi batırmak diyorlarsa, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya harabeyken bir üniversiteyle, bir fabrikayla bugün Avrupa'daki 22 ülkeyi göbeğine bağlamış bir ülke haline geldi. Eğer bunlar yanlış ise. Bizim burada yürüteceğimiz en büyük faaliyetlerden bir tanesi eğitim. Çünkü insan yetiştirmek devlet yetiştirmektir, nesil yetiştirmektir. Geleceğimizdir bizim. Eğitim alanı maalesef kötü insanların eline geçtiğinde devletin hangi kademelerine sızdığını, milletin hangi kılcal damarlarına kadar girdiğini çok net 15 Temmuz gecesi gördük. Çok büyük bir badire atlattık. Cenab-ı Allah bizi korudu. Ve eğer eğitime sıfırdan önem verip bu ülkenin dini İslam'dır, İslam şuuruyla veyahut da işte milli duygularıyla yetişmediğinde bir öğrencinin ne kadar başarılı olursa olsun, hangi kademeye gelirse gelsin ihanet çemberinin içine girebileceğini gördük. O yüzden ana hedeflerimizden bir tanesi eğitim. İkinci hedefimiz, bugün terör neyse veya İşte ne bileyim cemaatler, hatta Fethullah terör örgütü neyse, uyuşturucuda, trafik kazalarında bilinçsiz yetişen her insanda en az o kadar devlet için tehlikelidir. Bireysel anlamda veya devlet anlamında. Evet. O yüzden gençliğimize sahip çıkmak adına ikinci doğrultumuzda, nasıl ki bir Birleşmiş Milletler'in NATO'su varsa, NATO sadece devletlerin birleşimiyle ülkeleri yöneten veya koordine eden bir oluşum değildir. NATO bir sivil toplum örgütüdür aslında.
insanların kaderini belirler. Nasıl ki bir Avrupa'da UNICEF ya da yine Birleşmiş Milletler'in UNICEF'i varsa, bizim de bu İslam aleminin, Türkiye merkezli bir İslam aleminin, çünkü bu çok net ve açıkça da son dönemlerde görülüyor, Türkiye bir cazibe merkezidir diye, kökenimizden gelen cihan alemi yöneten bir devletin nesliyiz biz. Evet. Toparlamak gerekirse, Türkiye'nin bu İslam sancağını taşıdığı, medeniyet seviyesini çağdaş ülkeler seviyesine taşıyacağı diğer İslam ülkeleriyle beraber bir önderliği var. Biz bunu diğer ülkelerde de gördük. Ürdün'de, Pakistan'da Sayın Cumhurbaşkanımızı gördüklerinde bizim de Cumhurbaşkanımız diye kabullenen insanlar gördük. Olayın bu kısmına girdiğimiz zaman da gençlerimizi dinamik bir şekilde, tıpkı 15 Temmuz'daki gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki gibi, aynı milliyetçi duyguları, aynı Allah korkusunu, çünkü bugün Uhud'daki savaşta da Cenab-ı Allah aynıydı, 15 Temmuz'da da Cenab-ı Allah aynıydı. Cenab-ı Allah hiç değişmedi, insanlar değişiyor. Biz eski şuurumuza dönmemiz gerekiyor, özümüze dönmemiz gerekiyor. Ve yani yine evet, uyanık, kendini bilen, aynen, vatanını seven genç nesil yetiştirmek. Aynen öyle. Ama bu teşkilatlanmalar kesinlikle, az önce eğitim ondan vurguladım. Eğitim illaki bir insanı alıp kitapları ezberletmek demek değildir. Gençlerimize lise, hatta ortaokul seviyesinden sahip çıkıp sosyal faaliyetlerle... Yani eğitime önem veriyorsunuz. Tabii bilinçli olarak bu gençlik teşkilatlarımızı, yani illerde oluşturacağımız veya yurt dışında oluşturacağımız diğer gençlik... Şubeleriniz aracılığıyla. Tabii ki bu gençlerimizi sokaklara bırakmak istemiyoruz. Onlarla beraber sosyal aktiviteler, hatta istihdam projeleri, hatta farkındalık. Çünkü bugün ilkokuldan sağlam bir vatandaşımız, bir gencimiz, bir çocuğumuz yetişirken dezavantajlı bir grup hakkında bilgi sahibi olursa, ileride toplumda yer aldığı zaman o engelli vatandaşımızı, dezavantajlı vatandaşımızı yadırgamayacaktır. Burada anne babalara da büyük iş düşüyor değil mi? Tabii çocuklarına ki, sahip tabii çıkmaları ki, gerekiyor. Tabii ki. Biz Allah'ın izniyle bu ülkede ne bizim mezhep kavgamız olduğunu. Çünkü biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vefat ettikten sonra bu mezhep kavgaları çıkmıştır. Tamamen bireysel şahısların doğrultusunda yanlış aksettirmelerle devam etmiştir. Yoksa bizim bugün Mardin'de, Süryaniler'de, Aleviler'de, Kürtler'de, diğer kardeşlerimizde, Sünniler'de hep beraber yaşıyoruz. Bizim tabii Güneydoğu terörle ilgili sorunlara sonra değineceğiz. Peki. O konuda sıkıntılarımız peki, farklı. Peki. Sayın Vekilime dönmek istiyorum. 15 Temmuz ruhundan bahsettiniz. Biraz açalım bu konuyu. 15 Temmuz'da ne yaptınız? 15 Temmuz sonrası öncesi yapılan çalışmalarla ilgili siyasi cepheden neler görünüyor? Buyurun efendim, sizi dinleyelim. Tabii 15 Temmuz gibi bir dönemi yaşamayı Cenab-ı Allah bu millete nasip ettirmesin. Bu milletin tamam, birliğini, bütünlüğünü tamam, anlayabilmesi için de böyle bir 15 Temmuz'da yaşamasın insanlarımız. Tabii zor bir dönemdi. Yani her şeyin çok güzel gittiği, ülkemizin yol almaya başladığı, yoluna koyulduğu, her anlamda geçmişteki kaybettiklerini yerine koyma anlamında ya da halkımızın eşitlerini kapatma anlamında, muasır medeniyeti yakalama anlamında, ciddi anlamda yol almışken fark ettik ki maalesef 15 Temmuz'la birlikte içimize sokulmuş terör, Güneydoğu'da yaşanan terörün haricinde bu ülkenin gelişimini engellemek için içimize sokulmuş başka gruplar, başka evet, insanlar maalesef çete gibi, terör örgütü gibi ama bizim gibi sıradan bir insan gibi aynı caddede, aynı evde, aynı sokakta, aynı iş yerinde, aynı ülkede, aynı havayı nefes aldığımız, hiç ayrı görmediğimiz ama onun bizden ayrı yaşadığı ve hesaplar yaptığı bir 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra anladık ki, başımda da söylemiştim, bu ülkede yaşamanın bir bedeli olmalı. Bu ülkede yaşamanın bir kuralı olmalı. Bu ülkede yaşamanın, bir milletçe yaşamanın, birlikte yaşamanın bir bilinci olmalı. Bir bayrak bilinci olmalı. Bir devlet bilinci, bir millet bilinci olmalı. Bu ülkede çok renkler var. Kürdüyle, Türküyle, Razıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle. Cenab-ı Allah insanları bu ülkede farklı etnik gruplar... kültürel bir mozaik oluşturmuş. Mozaik olarak şey yapmış. Ben Karadeniz'de doğdum.
bir başkası işte Güneydoğu'da doğdu, bir başkası Ege'de doğdu. Ben de Güneydoğu'da veya Ege'de doğabilirdim, o da Karadeniz'de doğabilirdi. Dolayısıyla bölgesel ayrılık gibi gözüken unsurlar aslında bizlerin içerisine hastalık olarak yerleştirilmiş doğu batı ya da güney kuzey ya da işte güneydekiler farklıdır gibi içimize hastalık sokularak ayrışılmaya baştan burada başladı zaten Kürt-Türk kavgası oluşturulmaya çalışıldı. Ama onunla başarılı olamayınca işte içimize 40 yıllık 50 yıllık başlangıcı olan bir sistemi maalesef enjekte etmeye çalıştılar. Cenab-ı Allah bu ülkedeki ağzı doğalı insanların sayesinde ve bu ülkede yetişmiş, belki sokakta hani kulağında küpe var, belki kot pantolonunda evet, kesik yırtık var ya da uzun saçlı bir arkadaşımız ya da belki arada sırada meyhaneye giden bir arkadaşımız olabilir. Ama gördük ki 15 Temmuz'da birlikte bunların tamamı tankın üzerindeydi. Bunların tamamı tankın önündeydi, silahın karşısındaydı. Demek ki çok bilinçli, güzel insanlarımız var. İşte bu insanlarımızı vatanını devlet, sevenler sokağa evet, çıktı. Çıktılar. Evet. İşte bu insanları organize etmek, bu insanlardaki bu ruhu devamlı sıcak tutmak, bu insanlardan faydalanmak gerekliliği ortaya çıkıyor. İşte bizler her zaman için herhangi bir sıkıntılı durumda olmasın ki veya başka durumlarda işte bu insanlarımızla derneğimizde bu insanlarımızdan faydalanmak, bu insanlarımızı sıcak tutmak ya da bilgilerini her zaman taze tutmak, bu bilinci, 15 Temmuz ruhu bilincini devam ettirmek amaçlı elbette çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat 15 Temmuz tabii bu ülkenin hızını engellemek için ciddi bir girişimdi, darbeydi, kalkışmaydı. Bundan sonraki farklı aşamalarda denediler. 17-25 evet, Aralık'ta denediler. 15 Temmuz farklı bir denemeydi. Tabii 15 Temmuz şunu da aslında ortaya çıkarttı. İnsanlar bir spor kulübüne girerken ya da bir sosyal dernek, vakıf, bir yüzme kulübüne dahi gidiyorsa ya da çocuğunu bir eğitimle ilgili bir, yani nereye gittiğini artık öğrenmeli, bilmeli. Sormalı, soruşturmalı. İyi diyorlar, iyi arkadaşmış. Evet, iyi diyorlar ve iyi arkadaşmış şeyini biz 15 Temmuz'da gördük. Doğru yere, doğru adrese, doğru insanların yanına gitmek gerekir. Cemiyetler, cemaatler, cemiyete insan yetiştirirler, yetiştirmeleri gerekir. Doğru cemaatse. Ama cemaat kendine adam yetiştirmeye başlıyorsa, sermaye yapmaya başlıyorsa, işte 15 Temmuz'da yaşadığımız gibi sıkıntı var demektir. Tabii. Cemaatlerin anlamı şudur. Cemaatler, İnsanların Allah'a olan inancındaki eksikliğini tamamlamak, eksik yanlış yaptıklarını doğru yola getirmek ve Allah'a uzanan yolda bir köprü olmaktır. Cemaatin işi budur. Cemaatin işi bir ülkeyi veya ülkeleri ele geçirmek, o ülkedeki insanlardan üstün olmak, sermayeyi eline geçirmek, haksız işler yapmak demek değildir. Biz bunu da gördük 15 Temmuz'la birlikte. Demek ki bizim toplumumuza doğru hareket edebilen, Allah inancı doğru olan, peygamber sevdası doğru olan, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışan insanların oluşması gerekiyor ülkemizde. Yanlış yöne yönlendirilmemesi gereken, insanların bilinçlendirilmesi gereken bir olgunun oluşması gerektiğini ortaya çıkartıyor. Biz derneğimiz olarak işte bu olguya da aslında bir anlamda evet, destek vermek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret etmek istiyoruz. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak istiyoruz. Hala farklı şekilde işte dolarla veya başka şekilde borsayla veya ticaretimizle veya ticaretimize diyelim ki Avrupa bugün Türkiye'ye gelecek turistleri İspanya'ya göndermeye çalışıyor. Bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ama biz birkaç ay veya bir iki yıl dik durduğumuza sabrettiğimizde bugün bizim önümüze engel olmaya çalışanlar öyle inanıyorum ki ve göreceğiz evet, inşallah. Yarın eteğimizden yapışmaya çalışacaklar. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Önemli bir virajdan dönüyor. Yeter ki dönüyor. Dik duralım, birlik beraberliğimizi sağlayalım. Tabii bunu yapıncaya kadar hükümetimizin veya ülkemizin sürekli kabuk değişimlerini, kimliğini tam oturtuncaya kadar kabuk değişimlerini yapması gerekiyor. Tabii belki siyasi şeylere de gireceğiz ama gireceğiz işte bu kabuk değişimlerinde de devletimize, hükümetimize
destek olmaya gayret edeceğiz. İşte başkanlık sistemi bunlardan bir tanesidir. 15 Temmuz konusunda Karabük'ten, Safranbolu'dan, Karadeniz'den bir bakalım Ankara'ya nasıl göründü, o günler nasıl yaşadınız? Seçmen ne diyor, halk ne diyor? Vatandaşımız 15 Temmuz'u sıcak sıcak dolu dolu yaşadı. 15 Temmuz'dan sonraki nöbetlerde de yaşadı. 15 Temmuz'un ne olduğunu aslında illerinde tankı topu görmeyen insanlarımız televizyonları izledikten sonra çok daha fazlasıyla yaşadı. Nasıl bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü, nasıl bir uçurumun kenarından döndüğünü, ne kadar büyük bir sıkıntının bu ülkenin hemen bulutlar gibi, kara bulutlar gibi sarıp ama Cenab-ı Allah'ın yardımıyla o virajı nasıl döndüğünü gördü. İnsanlar anladı, gördü, yaşadı ama hepsi aynı anda aynı şekilde yaşamadı. Ankara'da, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz bunu sıcağı sıcağına içinde yaşadı. Tankın karşısında, topun karşısında, silahın karşısında, uçağın altında, helikopterin karşısında yaşadı. İllerimizde de insanlarımız sokaklarda, sokaklarına sahip çıkarak yaşadı. Şimdi tabii bu böyle bir olayın yaşanması çok üzüntü verici. Hafızaların almadığı bir şey aslında. Evet. Hani biz gavur deriz kötü niyetli insanlara, art niyetli insanlara, düşman cephesine ya da gavur deriz. Böyle bir gruptan gelseydi belki gam yemeyecektik. Ama kendi içimizden olması işte o meydanlarda ya da o gün bunu yaşayan insanlarda ciddi hayal kırıklıkları da oluşturdu. Bunları da gördük. Öyle bir oldu ki bu 15 Temmuz'dan sonra sokakta bir kısım insanların bir kısım insanlara güveninin eksildiğini, acaba bu da mı onlardan olabilir ya da ismi anılan insanların karşısında soğuk duruşlar başladı. Tabii bu FETÖ maalesef her eve, her sokağa, her caddeye, her apartmana bir acı soktu. Çünkü herkesin etrafında var maalesef. Şüphesiz. Herkesin. Birinin kardeşi, birinin oğlu, birinin torunu, birinin dayısı, birinin amcası. Bir şekilde her tarafa maalesef girmiş. Arzu ederim ki 15 Temmuz'u gerçek anlamda bunlara inanan her kim var ise görmüştür ve anlamıştır. Yanlış bir yolda gittiğini, yanlışa düştüğünü inşallah bu yaşananların neticesinde idrak etmiştir diye arzu ederim. Ama asıl idraki kim yaptı? İşte o sokaklara çıkanlar, o caddelere çıkanlar, 15 Temmuz'u ve nöbetleri yaşayanlar, gerçek anlamda yaşayanlar bireysel idrakini, devletçi, milletçi duygusunu işte sokaklara çıktığında toplu olarak yaşadı ki böyle güzel bir memlekette vatanına, milletine sahip çıkabilen güzel insanların varlığını işte o nöbetlerde gördü. İşte onun varlığını 15 Temmuz akşamı gördü. Yani kısaca öz olarak bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. STK'ya dönecek olursak, günümüzde STK anlayışı, sizin STK'nızın bulunduğu konum nedir? Tabii biraz ki ondan da bahsedeyim ben. Şimdi bizim yola çıkış amacımız burada birlikten kuvvet doğar. Yani birlik olmanın vereceği bize faydaları ve sağlayacağı imkanları çek etmek gerekiyor. Her şey bizim nazarımızda dünyada bir ihtiyaç doğrultusunda olmalıdır. Bizim de burada bize ihtiyaç olduğunu düşünerek Sayın Vekilim ve değerli yönetim kurulumuz, burada tek tek adını zikredemeyeceğim ama her biri birbirinden kıymetli il yönetimlerimiz olsun. Bizimle beraber aynı inanca, aynı hedefe birliktelik sağladılar. Hatta affedersiniz, eğer başarabilirsek bu başıboş bir sivil toplum yapılanmasında da bir öncü kuruluş olma hedefindeyiz. Yani bir sivil toplum koordinasyon merkezi gibi hareket edip toplumun, devletin faydasına olacağı noktalarda diğer yandaş veya işte hedef birliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmeyi de düşünmüyor değiliz. Bu uluslar arasında ve yerelde düşündüğümüz bir şey. Şimdi gelelim. Bunu hemen ben parantez açayım. Ülke Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak her türlü işbirliğine sizinle çok var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İnşallah. Şunu görüyoruz. Bizim önce halkın bilinçlendirilmesini sağlayacağız tabii ki ama icracı da olmamız gerekiyor. Yani bir insana bir bilgiyi anlattıktan sonra bunun takibini yapıp o toplumun onu uygulayıp uygulanmadığını da
bir şekilde istatistiklerini tutmamız gerekiyor. Bakın son dönemde bizim birçok sivil toplum kuruluşlarımız var. İsimsiz kahramanlarımız var. Yine 15 Temmuz'a dönecek olursak hepsi sokaklardaydı, sağ olsunlar birçoğu yani. Ve 247 tane şehit verdik biz. Allah rahmet eylesin. Yani mekanları cennet olsun. Hiç kimsenin hayatı bir diğerinden daha önemli değildir. Cenab-ı Allah nazarında. Ama o 247 insan şehidimiz bizlerin yaşayabilmesi için, bizlerin huzuru için, devletin bekası için hayatlarını feda ettiler. Bu siz de biz de olabilirdik. Şimdi burada toplumun vurdum duymaz kalan kısmına biz ses olmak istiyoruz. Diyoruz ki burada Sayın Vekilim, Aydın Bey, işte diğer arkadaşlar bunun mücadelesi içindeyken sizin hayatınız bizden daha değerli değil. Siz de aynı havayı teneffüs ediyorsunuz, biz de. Sizin Cumhurbaşkanınız bizim Cumhurbaşkanımız değil. Cumhurbaşkanı tek. Hepimizin Cumhurbaşkanı. Ve istesek de istemesek de bu ülkenin lideri. Madem saygıdan bahsediliyor, madem demokratlıktan bahsediliyor, burada neden hedef sürekli konu dönüp dolaşıp oraya geliyor sivil toplumdan? Çünkü dediğim gibi başta bir kadro hareketidir ve bunun lideri en tepede Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şimdi yakından gördüğümüzde 17-25'i söylediniz veya Sayın Vekilim evet. 30 yıllık bir macerayı söyledi. Bir oluşumdan bahsetti. Şimdi ihanetin, terörün dili, rengi, dini yoktur. Terör her yerde terördür. Emin olun bugün Avrupa'da patlayan o bombalarda da ölen çocuklarda bizim içimiz cız ediyor, yüreğimiz yanıyor. Bugün Suriye'de, Halep'te yaşanan olaylarda da içimiz üzülüyor. Çünkü bunun dili, dini, ırkı olmaz. Tabii barış ve dostluk aynen çerçevesinde öyle. Bunları değerlendirmek maalesef gerekiyor. Buradan çıkıp da dünyanın öbür ucundan biz size barış getiriyoruz, biz size dostluk getiriyoruz ve deyip bunu da özellikle kurdukları sivil toplum kuruluşları üzerinden bölge halkını iç savaşa sürükleyerek barışı ve huzuru bozanlara biz şunu söylemek istiyoruz. Dünyaya biz barışın ve dostluğun ne olduğunu göstermek istiyoruz. Gerçek barışın ve dostluğun. Kısa bir reklam aramız var. Tabii sonra dönelim. Tabii ki. Hepimizin özlemle, hasretle yanıp tutuştuğu iki cümle. Ve Barış ve Dostluğun yetkilisi, iki STK temsilcisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Fatih Bey buyurun, siz sözünüz yarım kalmıştı. 17-25 Aralık dedik, noktaladık. Siz buyurun. Şimdi şöyle, biliyorsunuz bireylerin bile kendi şahsi sırları vardır. 17-25 Aralık sürecinde de yaşamış olduğumuz, devletin içerisinde bugüne kadar bize yandaşmış gibi görünüp hatta İslam dinini sömürerek, insanların dini inançlarını sömürerek devletin sırlarına haiz olmuş ve uluslararası arenada devletini satacak kadar hainleşmiş bir süreç yaşadık. Tabii ki insanların bireylere sırları olduğu gibi devletlerin de sırları vardır. Eğer devlet gerekçe görmeseydi o tırları oraya göndermezdi veya mutlak ki açıklamaları vardır. Her görünen doğru, doğru değildir. Her görülen yanlış, hata da hata değildir. O yüzden burada devlet sırlarını sorgulamak da 17-25 Aralık'tan sonra bazı sivil toplum kuruluşları, bazı siyasiler vesaire kimsenin haddi değildir. %52 ile iktidara gelmiş bir hükümetin, bir cumhurbaşkanının halka adına vereceği her kararın sorumluluğunu taşıdığına biz canı yürekten inanıyoruz. Şimdi gelelim diğer konuya. Yine bizim sivil toplumlarla ilgili. İnşallah dediğimiz gibi birinci hedefimiz eğitim, toparlamak gerekirse. İkinci hedefimiz gençliğimize sahip çıkmak. Hem sosyal faaliyetler olarak hem de eğitim alanında ilim sahibi, bilim sahibi, İslam şuurunu taşıyan
Artık biz bilim adamları yetiştirmek istiyoruz. Artık biz ilim adamları, yani bizim ülkemizden de çıksın istiyoruz. Ve bu süreçte de elimizden ne gelirse Cenab-ı Allah'ın izniyle devletimizin bize tanıdığı imkanlar doğrultusunda sizler sayesinde, basın yayın organları sayesinde halkımızla iç içe olarak bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Neden biz Urfa'ya şube açıyoruz? Neden biz Erzincan'a şube açıyoruz? Veya neden biz Malatya'ya, Antalya'ya şube açıyoruz? Gerek Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu toplantılarda, gerek bizim toplantılarımızda şubelerimizden temsilcilerimiz geldiğinde biz toplantıda her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki nerelisiniz? Erzincanlıyım. Nerelisiniz? İzmirliyim. Nerelisiniz? Tunceliyim. Peki var mı bir sorun şu anda şu masada? Hayır diyor. Hiçbirimizin birbiriyle bir sorunu yok. O zaman diyoruz bizim ne mezhep kavgamız var ne de etnik köken kavgamız var. Dostluk ve kardeşlikte sınır aynen yok. Öyle. Bakın diyoruz biz burada aynı suyu içiyoruz, aynı ekmeği yiyoruz, aynı ülkede yaşıyoruz. Ve bizi bu araya bir araya getiren tek bir hedef var. İstikrarın sürmesi, bu ülkenin bekası ve gençlerimizin gelecek nesillerde bizleri temsil ederek, onur duyarak rahat ve refah içerisinde yaşayabilmesi. Bugün bazı şeylere de artık geride bırakmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Osmanlı cihana hükmetmiş bir imparatorluktu. Birçok padişahımız vardı. Ve Kanuni'nin bir kıssasıyla hemen bu konuya vurgulamak istiyorum, anlatmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı'nın en zirvesinde olduğu dönemde en yakın dostlarından, Allah dostlarından Yahya Efendi'ye bir mektup yazar. Rüyalarımda sürekli Osmanlı'nın battığını görüyorum. Oysa ki Osmanlı şu anda en zirvesinde. Ey Allah'ın dostu, ey yüreğinden perde kalkmış zat, ey benim yol arkadaşım. Bu rüyalarımın anlamı nedir? Bana devlet-i aliyenin yani bekası ile ilgili bir cevap ver. O kadar da güzel yazar ki hat sanatını Sultan Süleyman. Yahya Efendi'ye ulaşır bu mektup. Yahya Efendi mektubu okur ve kendisine tekrar cevap yazar. Çok kısa bir cevaptır bu. Neme lazım padişahım? Tekrar Sultan Süleyman'a ulaştığında Sultan Süleyman şaşırır. Der ki ben ki cihan-ı alemin padişahıyım. Ben ki yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın adaletinin kılıcıyım. Özenmişim bir zata mektup yazmışım. Karşısında neme lazım padişahım diye bir cevap gelmiş. Hemen icazet uğruna yanına muhafızlarını alıp Yahya Efendi'nin dergahına gider. Allah dostluğu bakın nerede devreye giriyor. Sultan ayağına gider nezaketen ve sorar. Ey Yahya Efendi, ben ki cihan padişahıyım, sana böyle bir mektup yazdım. Sen ki bana bir tane cümleyle cevap verirsin. Ya bizi ciddiye almazsın ya da senin vardır bunda bir mesajın. Yahya Efendi şunu söyler. Neme lazım padişahımdaki kastım şuydu sultanım. Ben senin kapına 40 kere geldim. Muhafızlarını veya işte etrafındaki kötü amaçlı insanları aşıp senin makamına ulaşamadım. Seni yalnız bıraktılar. Seni yalnızlaştırdılar. Senin bundan haberin var mı? Sultan Süleyman şaşırır. Nasıl olur? Ben ki kapıma geleceksin sen. Ben senden haberim olmayacak. İşte birinci nedeni padişahım bu zafiyeti sen koca cihana hükmediyorsun. Sarayının önüne gelecek bir dostunu göremeyecek kadar yalnız kalmışsın. İkinci izahatım da bu mektupta şu der. İnsanlar, senin ülkende yaşayan insanlar ne zaman ki neme lazım demeye başlarlarsa ülke için, devlet için, Allah için bu yolda işte o zaman Osmanlı çökecektir. Sorunun cevabı bu der. Şimdi maalesef yüzyıllar sonra tarih tekerrür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılıyor. Etrafına hain yapılar öyle bir şekilde giriyorlar ki bunu yaparken de sadece Türkiye'ye değil, sadece Cumhurbaşkanı'na değil, sadece bu Türk insanına değil, yüce Türk insanına, tüm İslam alemine zarar vererek giriyorlar. Çünkü Allah'ın adıyla hainlik yapıyorlar. Sadece bize zarar vermiyorlar. Bakın terörden bahsediliyor. Barıştan, huzurdan, demokrasiden bahseden o medeni ülkeler son dönemde gittikleri her yerde kan, gözyaşı ve zulüm götürüyorlar. Buna karşı çıkan kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, önemli bir konuya temas ettiniz. Sayın Vekile ben onu sormak tabii istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnızlığından bahsetti. Siz de siyasetin içindesiniz.
Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi tabii aslında yorumu zor bir durumla karşı karşıyayız. Bu ülkede öyle entrikalar çevirmek isteyenler, isteyen gruplar, insanlar var ki zannediyorlar ki bir entrika ya da kendilerine göre bir sistem içerisinde kendilerini kazanması için bir grup, bir sistem oluşturmaya çalıştıklarında kendileri kazanacaklar. Halbuki farkında değiller ki birileri tarafından kullanılıyorlar ve yapmaya çalıştıkları sistemin zararı devlete, millete, bu devleti yönetenlere ve Cumhurbaşkanımıza çıkacak. Farkında değiller. Elbette Cumhurbaşkanımız etrafında gerçekten güvenebileceği, çalışabileceği, yine Başbakanımız aynı şekilde insanların olmasını arzu eder. Bir devlet başkanı, evet bu insandır deyip yanına aldığı bir insandan zarar ummayarak bu hareketi yapar. Ama günümüzde görüyoruz ki adam diye seçtiğimiz, adam diye tuttuğumuz, adamdır diye güvendiğimiz insanların maalesef boş çıktığını, ihanet içerisinde olduğunu bazı süreçleri maalesef yaşadıktan sonra görüyoruz. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. Maalesef işte yaverlerde yaşadık. Maalesef işte etrafındaki bazı kısım insanlarda yaşadık. Tabii bunlar gerek Cumhurbaşkanlığı kurumumuza, gerek hükümetimize, gerek bu devlet için gerçekten cansiperane, aklı selim bir şekilde çalışan insanlara zarar veriyor. Maalesef Cumhurbaşkanımızın tabii dışarıdan ne kadar vardır veya var mıdır bunu ben kendi gözümle görmedim. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman işte sosyal medya üzerinden paylaşmakta bazı şeyleri. Bu ülkede topluca, gürce sesini çıkartan insanlara da ihtiyaç aslında var olduğu bu söylemden de ortaya çıkıyor. Yani yalnızlaştırılmak evet. Sadece yalnız olmak anlamına gelmez. Bir sesin, bir şeyin dile getirilmesinin çoklu ses olması anlamına da gelir. Yani bu ülkede, bu ülkenin sınırları içerisinde bayrağımızın dimdik dalgalanması, ülke içerisinde huzurun olması, ekonominin gerçek rayında yürümesi için artık bu ülkede yaşayan insanların da Cumhurbaşkanımız gibi davasına sahip çıkması gerektiği anlamına da gelir. İşte bizim buradaki Uluslararası Barış ve Dostluk Derneğimizin amaçlarının gayesinin biri de budur. Cumhurbaşkanımızın sesi olmak. Ha bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendini, bedenini bu ülke için vakfetmiş bir insandır. Bugün onun arkasındayız. Yarın süresi dolacaktır, değişecektir. Yarın başka bir Recep Tayyip Erdoğan gelecektir. Yarın doğru işler yaptığında elbette ki derneğimiz onun da arkasında olacaktır. Yani buradaki bahsedilen yalnızlaşma ve yalnız olma kelimesi aslında buradan gelmekte. Artık bu ülkedeki insanların korkmadan, bir menfaat beklemeden, bir gelecek hevesi veya bir makam hevesi olmadan sesini gür şekilde çıkartması anlamına da gelmekte. Biz de inşallah bu sesimizi Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın arkasında gür bir şekilde çıkartmak istiyoruz. Doğru insanları içerimize almak, doğru insanları refere etmek istiyoruz. Doğru kaliteli insanların gerek kendi içimizde, gerek devletimizin içerisinde, gerek Cumhurbaşkanımızın etrafında olmasını umuyor ve bu açıdan da elimizden gelen gayreti, desteği kendilerine vermek istiyoruz. Elbette 15 Temmuz'da herkes sokağa çıktı. Evet, bu çok güzel bir duruştu. Ama bu duruşu her yerde temsil etmek gerekir ve bu anlamda da bu duruşla birlikte Cumhurbaşkanımıza da destek olmak gerekir. O sadece işte muhtarlar toplayacak, o sivil toplum örgütlerini toplayacak, o televizyonlara çıkacak, o açılışlarda bu tehlikeden bahsedecek. Kusura bakmasın, bizim ülkemizde maalesef kendini ispatlamış, yetiştirmiş, artık aşmış bir muhalef siyasi bir yapı maalesef yok. Birinci bölümde de bahsetmiştim. Fanatik takım tutar gibi. Ne yaparsanız kirleyen, ne yaparsanız görmeyen, iyi de yapsa, kötü de yapsa, kötü olan bir siyasi yapının karşısında bir kalenin dimdik durması elbette yeterli değil. O zaman ne yapmamız gerekir? İşte
aklı selim muhalefetle birlikte hareket etmek gerekir. Aklı selim sivil toplum örgütleriyle, odalarla, borsalarla bu ülkede yaşayan herkesin Cumhurbaşkanımıza destek olması gerekir. Dönem bu. Dönem buysa, bu ülkede bu sıkıntılar varsa, bu ülkede biz çocuklarımıza, torunlarımıza doğru, huzurlu, mutlu bir ülke temsil etmek istiyorsak, aynı Çanakkale Savaşı'nda bedenlerini ortaya koyanlar gibi, aynı Kurtuluş Savaşı'nda bedenlerini ortaya koyanlar gibi ya da Sakarya'da veya Ankara gibi koyanlar gibi bize de böyle bir dönem denk gelmiştir. Ülkemize, milletimize sahip çıkmamız gereken bir dönem denk gelmiştir. Çünkü hayat gün 24 saat geçiyor, yatıyoruz, evet, kalkıyoruz. Günlük güneşlik değil. Birinci bölümde söylemiştim. Dünya eskiden büyüktü. Artık dünya küçük. Dünyada enerji savaşları var. Dünyada petrol savaşları var. Doğal gaz savaşları var. Bunların içerisinde biz kavganın arasında ezilen, sıkılan tek bir ülke olmamalıyız. Olmamalıyız da. Ayrıca biz bize göre avantaj, onlara göre dezavantaj olan Müslümanız. Dünyanın en güzel coğrafyasında işte doğal gazın, petrolün, enerji hatlarının olduğu bir coğrafyadayız. Yine deniz ulaşımlarının ya da uluslararası, kıtalar arası geçişlerin de en önemli noktasındayız. Elbette ki ülkemiz üzerinde çok farklı planlar mutlaka yapılacaktır. Dün de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak değil mi? Osmanlı'yı yıkmak için yıllarca planlar yaptılar ve başarılı oldular. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde de aynı hastalıkları devam ettirmek istiyorlar. Bugün bu hastalıkları düzeltmek için, bu gidişe dur demek için canını bedenini ortaya koyan bir Cumhurbaşkanımız varsa dönemde Cenab-ı Allah bize bu dönemde yaratmış ve Kurtuluş Savaşı'nda veya Çanakkale'deki gibi bedenini ortaya koymuş, arkasına hiç dönmeden silahını alıp yanında kim var bakmadan onun yanındakilerin de desteğini ve gücünü alarak o düşmana karşı mücadele etmiş, onlar kanıyla bugün bize bu ülkeyi teslim etmişlerse bu toprakları, bizim o zaman bu toprakların varlığını bugünkü duruşumuzla gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Onun için hayatımızı biz sıradan günlük yaşayamayız. Yaşamamamız gerekiyor. 15 Temmuz bir milat. Ondan sonraki hayat düzenimizde farklı gelişmeler olmalı. Olmalı. Çünkü dünyada ülkeler hep farklı farklı hesapların içerisinde. Güçler savaşı var. Avrupa, Rusya, Amerika, Çin, Japonya. Eğer biz bu devlerin içerisinde ya onlara ipimizi vereceğiz, onların boyunduruğu altına gireceğiz, emri altına gireceğiz ya da gerçek ruhumuz olan Osmanlı'ya, ruhumuza, gerçeğimize geri döneceğiz. O zaman Cenab-ı Allah bize bu ayrımı vermişse o zaman biz doğrunun yanında olmak zorundayız. Nesillerimizden onun için bahsettik. Fatih Bey de onun için gençler üzerine durdu. Gerçek kimliğine sahip çıkabilen, dinine sahip çıkabilen, duruşuna sahip çıkabilen insanları bir arada bilinçli ve toplu tutarak 15 Temmuz gibi olayların bu ülkede yaşanmamasını sağlamak, dünyaya bizim bu ülkede yaşadığımızın varlığını ve devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktığımızın duruşunu, doğru duruşu göstermemiz gerekiyor. Yani bir şey doğru veya yanlışsa doğrusu olanı yapmamız gerekiyor. Eğer biz cayarsak bir grubun, bir insanın veya birilerinin boyunduruğu altına girersek biz o zaman kendi kişiliğimizden, gerçekliğimizden şüphe etmemiz gerekir. Şüphe etmek istemiyorsak buradaki duruşumuzu, görevimizi, bir asker nasıl kendine yazılmış olan nöbeti 2 saat, 4 saat gider kulübesinde tutar ya da nöbet yerinde tutar, orayı korursa evet, bizim de işte sivil insan olabiliriz. Ben siyasetçi olabilirim, siz televizyoncu olabilirsiniz, arkadaşımız herkes memur olabilir. Herkes işimizi iyi yapmalıyız. Herkes işini iyi yapacak, bu ülkesine sahip çıkacak. İşte önemli olan işte buradaki bu duruşu göstermek, buna sahip olmak. Peki. Deme lazım dememek çok güzeldi. Deme evet, lazım denilecek bir dönemde değiliz aslında. Sayın Vekilim, gündem 2017'de sanırım başkanlık sistemi referandumu var. Evet, inşallah. Başkanlık sistemi konusunda gelişmelerle ilgili neler söyleyeceksin? Valla bugün
başkanlık sistemi yürümez diye, olmaz diye karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, HDP gibi ben partilere söylüyorum. Artık biraz kendilerini geliştirsinler. Bugün başkanlık sistemi dünyaya hükmeden Amerika'da var. Demek ki başkanlık sistemi buradan bir pencereden baktığımızda başkanlık sistemi çok önemli bir sistem. Bir araba düşünün Murat 124, bir araba düşünün Mercedes. Şimdi Cumhuriyet Türkiye için çok önemli bir etkendir. Ama başkanlık sistemi Cumhuriyet bu ülkede Murat 124 gibi kalmışsa kötü değil. Murat 124 de bir insanı bir alır, bir hedeften bir hedefe götürür, faydalı olur ama siz Mercedes gibi bir araçla bir hedefe gitmek isterseniz çok daha hızlı gidersiniz, çok daha konforlu gidersiniz, rahat gidersiniz, yorulmadan gidersiniz. Bu bir tarafa. Eğer evet. Amerika gibi kendini ispatlamış dev bir ülkede başkanlık sistemi zararlı olsaydı onlar da parlamenter sisteme geçerdi. Demek ki başkanlık sistemi bu pencereden baktığımızda bir ülke için çok önemli. İşin diğer tarafı parlamenter sistemli yapıların ülkelere verdiği, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere evet. verdiği zararları biz bu filmi seyrettik, yaşadık. Darbeleri yaşadık, ihtilalleri yaşadık, muhtaraları yaşadık ve benzeri üçlü koalisyonları yaşadık. Ülkenin gelişmesinde ikili koalisyonları yaşadık. Artık biz bu filmi seyrettik. Aynı filmi seyredip tekrar aynı filmi önümüze konulduğunda yeni bir filmmiş gibi seyretmenin anlamı yok. Bizim bu anlamda bu yaşanmışlıklardan ders çıkartmamız gerekiyor. Evet. Demek ki parlamenter sistem bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için faydalı bir sistem veya yeterli bir sistem değil. Çünkü koalisyonlu dönemlerde kimi başbakan yapacaksınız, hangi partilerden işte bakanlıkları oluşturacaksınız, efendim nasıl toplanacaksınız, nasıl anlaşacaksınız. Yani her bir parti ayrıca ayrı ayrı el frenini çeker. Her bir parti kendini ağrı satmak için işte koalisyon kurarken pazarlıklar yapar. Bunların tamamı bu başkanlık sistemiyle birlikte tarihe işte ortadan karışacak. Tarihe kalkacak. Bir cumhurbaşkanı düşünün. Başbakanlık da tarihe karışacak. Tabii ki. Bir cumhurbaşkanı düşünün sadece kararname çıkartabiliyor ama meclis yasa çıkartıyor. Onaylayıcı makam cumhurbaşkanı ama meclis çıkartırsa onaylayabiliyor. İki başlıklı bir sistem. Siz bu iki başlıklı sistemde uyuşabilir bir cumhurbaşkanı veya uyuşabilir bir başbakan olmadığı zaman meclisin sistemi çıkarttığı her yasa cumhurbaşkanlığından duvar gibi geriye dönecek. Ya da cumhurbaşkanının istediği, şöyle olsun dediği bir sistem meclisten ters düşecek. Bunların tamamını ortadan kaldıracak da bir sistemdir başkanlık sistemi. Dolayısıyla genel pencereden baktığımızda birinci bölümde de söylemiştim. Bizim hızlı hızlı kabuklar değiştirmemiz gerekiyor. Gerçek kimliğimizi sistemimizi oturtuncaya kadar. Dolayısıyla parlamenter sistemi biz yaşadık, gördük. Bu ülkeye ne kattığını ne de katmadığını gördük. Bu filmin bize ne fayda sağladığını da gördük. Demek ki bizim tarihten çıkarttığımız ya da geçmiş yıllardan çıkarttığımız derslerin ışığında bir basamak veya birkaç basamak yukarıya çıkıp yönetim tarzımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu ortaya çıkıyor. Ama hal böyleyken, bu çalışmalar içerisine giderken ben gerek Binay Yıldırım Bey, Sayın Başbakanımızı, gerek Devlet Bahçeli Bey, MHP Genel Başkanını tebrik ediyorum ve kutluyorum. Gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkenin bekasını düşünerek bir araya gelebiliyorlar. Bugün Devlet Bahçeli Başbakan olmayabilir ama bir muhalefetteyken yaptığınız hareketlerle bu ülkeye bir başbakan gibi faydalı olabilirsiniz. Bunu da yapıyorlar. Gerçekten tebrik etmek gerekir. Ama keşke CHP'de yapsaydı. Keşke bunu CHP'de yeni kapı ruhunu devam ettirseydi. Yeni kapı ruhunu devam ettirseydi. Fakat bir müddet sonra gördük ki tekrar CHP fabrika ayarlarına maalesef dönüyorlar. Bugün haberlerde de medyada da var. CHP içinde muhalifler artık yavaş yavaş sesini belli etmeye başladı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın açıklamaları var. Parti meclisinden var. Yani CHP'nin dün bir şey söylediğini, bugün bir şey söylediğini, istikrar olmadığını vurgulayan açıklamalar var.
Tabii içerisinde aklı selim arkadaşlarımızın olduğunu ve fazla da olabileceğini aslında düşünüyorum. Fakat bir siyasi yapının içerisine girdikleri için bir sonraki dönemin milletvekilliğinin tekrar yaşayıp yaşayamayacakları korkusu belki kendi işlerinde, ruhlarında gerek Cumhurbaşkanımıza gerek hükümetimize belki işlerinde teşekkür ediyorlar ve tebrik ediyorlar. Belki gıptayla imrenerek bakıyorlar ama maalesef aleni sahaya çıktıklarında gönlüyle dilleri farklı oluyor. Zaman içerisinde inanıyorum ki işte gönlüyle dilleri aynı olacaktır. Evet. Ve gerçekten doğru yapılanları onlar da inşallah takdir edeceklerdir diye umuyorum. Kısacası başkanlık sistemi ülkemizi daha yukarılara çok hızlı götürebilecek, kararların hızlı çıkabileceği, sorgulamaların hızlı yapılabileceği, bakanlıkların çok hızlı yol alabileceği bir ekip sistemine dönecek. Çünkü Cumhurbaşkanı ya da başkanlık sisteminde bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı tarafından bizzat yapılacak. Onlar da elbette ki siyasi bir destekle gelmedikleri için Cumhurbaşkanımızın yanında başarıya koşan, başarı için mücadele veren bir yapı oluşturacaklar ayrıca yanında. O zaman Cumhurbaşkanımız işte bir tarafta saray, bir tarafta külliye, bir tarafta meclis şeklinde iki ayrı uç olarak kalmayacak. Tamamen artık yönetim sistemi bir araya gelmiş, halkı tarafından seçilmiş bir başkan veya cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı tarafından oluşturulmuş bir yönetim kademesiyle kararların çok hızlı alınabileceği, bakanlıkların çok daha hızlı icraatlarını yapabileceği bir sisteme dönüşmüş olacak. Türkiye bir ve daha ivme kazanacak. Parlamenter sistemde olduğu gibi seçim meydanlarındaki o maalesef görmeyi arzu etmediğimiz siyaset bu olur, siyaset bu konuşulur denilen adapsızca, edepsizce, mesnetsiz, desteksiz, kanıtsız suçlamaların da ortadan kalkacağı bir sisteme dönecek aslında işin diğer tarafı. Çok partili sistemlerde görüyorsun. Bugün siyasete kalite gelecek. Siyasete kalite gelecek. Gerçekten halka hizmet etmek isteyen işte orada er meydanda gözükecek. Bu işin iki tarafı olacak. Ya biri seçilecek, ya biri seçilecek. En iyisini yapmak için, en güzel yönetimi biz daha iyi yaparızın ifadesinin mücadelesini orada verecekler. Öncekiler gibi ya da işte yakın zamanda yaşadığımız gibi siyaset sahnesine çıkıp efendim o hırsızdı, o şeydi, o ne yapmıştı? Belgesiz, bilgisiz, mesnetsiz konuşmalar ortadan kalkacak. Siyasete bir kalite gelecek, yönetime bir kalite gelecek. Dolayısıyla insanların bu tip yapılarla uğraşmak yerine bu ülkeye artık ne verebiliriz? İstikrardan ekonomiye fayda gelecek. İstikrardan ekonomiye fayda gelecek ve biz çok daha güçlü olacağız. Bunu inşallah seyreden insanlarımız görecekler. Başkanlık sistemine geçtikten sonra bugün 15 Temmuz'u yaşadığımızda bir ay, iki ay, üç ay hiç ses çıkartmayan, bıyık altından gülüp de bize geçmiş olsun demeyen o ülkeler var ya, İnşallah biz başkanlık sistemine geçtikten sonra göreceğiz. Demin birinci bölümde demiştim. Bizim yıkılmamızı dört gözle bekleyenler, bugün üzerimize senaryo oynayanlar, yarın başkanlık sisteminin icrasıyla birlikte güç kazanmış bir ülkenin gelip eteklerini öpmeye kalkacaklar. Bunu yaşayacağız. Dolayısıyla zamanla göreceğiz. Başkanlık sistemi inşallah sahaya çıktığımızda bununla ilgili start verildiğinde çok daha geniş bir şekilde 2017'de zaten tartışılacak. Referandum gözüküyor değil mi? Bizler de inşallah elimizden gelen gayreti vatanımız için, milletimiz için ve gelecek nesillerimiz için gösterecek. Aynı Çanakkale'de bedenlerini ortaya koyanlar gibi biz de bugün fikirlerimizi ve duruşumuzu göstererek inşallah bu desteğimizi vermek istiyoruz. Fatih Bey, STK'lardan
kapananlar oldu, faaliyetleriyle evet, ilgili sıkıntılı olanlar oldu. Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi öncesinde müsaade ederseniz, hani Sayın Vekilim de müsaade ederse tabii ki eklemek istediğiniz varsa buyurun. STK'lar cephesinden, daha doğrusu ben de siyasi cepheden değil de toplum cephesinden başkanlık sistemini bir kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Şimdi şöyle, biliyorsunuz 100 yıllık bir tarihimiz var Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ve ben konuşmamın başından itibaren siyasi bir kimlik de olmadığım için hiç parti telaffuz etmedim, dikkat ettiyseniz. Evet. Ve sivil toplum kuruluşları da bence topluma hizmet eden, hiç kimsenin şemsiyesi veya çatısının altında olmadan bütün toplumu kucaklayıcı bir özelliğe sahip olmaları gerekiyor. Biz bu cepheden baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi 100 yılda defalarca iktidarlar değişmiş. Defalarca ve maalesef hiçbir iktidar bu ülkede 20 yılı aşamamış. Yani hep kısa dönemlerde 5 yılda, 10 yılda en uzun iktidarımız, şu anki iktidarımız 14 yıl boyunca devam ettirmiş ve dikkat ettiyseniz baskılar çok fazla artmış. Bir şekilde iktidarı hatta darbe kalkışmasına kadar bir faaliyete bile gidilmiş, bir vatan hainliğine bile gidilmiş. Şimdi gelişmiş ülkeler şunu söylüyor, diyor ki veya dünya bunu biliyor. Bir iktidarın ya da bir işte partinin, ilk defa telaffuz ediyorum, halkın seçtiği insanların iktidara geldiğinde, öyle söyleyeyim, o projeleri uygulayabilmesi için en az 20 yıla ihtiyacı var. Yani gelecek, sistemi yerleştirecek, bürokrasi, ülke yönetiyorsunuz sonuçta. Yani bakın, bir belediyeden bahsetmiyorum burada, bir bölgeden bahsetmiyorum. Dünyada, uluslararası arenada bir ülke yönetiyorsunuz. En az 20 yıla ihtiyacınız var. Ve bu sistem şu ana kadar parlamenter sistemden dolayı 20 yılı aşan bir istikrar olamamış veya bir koalisyon olmuş. Sayın Vekilimin az önce söylediği gibi ben de şunu arz etmek isterim. Yine bir araçtan örnek vermek gerekirse, burada bir araca ihtiyaç vardır, ulaşım içindir. Teknoloji gelişmiştir, dünya gelişmiştir. Markası, modeli hiç önemli değildir ama o araca da bir şoför lazımdır. Devlet burada araçtır, yani o otomobildir. Evet. O şoför ise iktidardır. Bir aracın birden fazla şoförü olursa, bir şoföre birden fazla kişi müdahale ederse, maalesef bunun sonucu trafik kazası, hatta hayatını kaybetmektir. Devletin görevi vatandaşının güvenliğini, birinci derecede güvenliğini, refahını, onurunu, istikrarını, istikbalini sağlamaktır. Şimdi başkanlık sistemine neden ihtiyaç var? Ona gelmek lazım. Evet. Modelini devletimiz, hükümetimiz belirleyecektir zaten. Neden? Bugün zaten eğer biz direkt bir modeli alıp da uygulamaya çalışırsak şu anki parlamenter sistemden hiçbir farkı yoktur. Önce başkanlık sistemini getiren bize nedir? Anayasa. Bakın biz başkanlık sistemi adı altında çıkan bu kampanyada aslında anayasamızı değiştirmek istiyoruz. Nedenini sorduğumuzda ise 82'de ihtilal döneminde yazılmış, tıpkı yıllar önce Lozan'da, Mondros'ta baskıyla, cetvelle çizilen o haritalar veya bir kağıt parçasına Türk halkını, Müslüman halkı esaret edilmiş bazı gayri resmi dedikleri ama gayri resmi baskıyla imzalatılmış belgeleri 100 yıldır bedelini ödüyor bu millet. Nitekim şimdi de 82 ihtilalinde baskıyla yaptırılmış bir anayasamız var ve ama ne zaman Lozan, o konularda bahsetsek, Lozan'dan bahsetsek, biliyorsunuz muhalif Avrupa, kesimler hemen ortaya çıkıyor. Muhalefet aynı ağızda. Bakın oraya hemen ben giriyorum. Çok net anlatacağım. Vatanı çok kısa. Vatanı sevmeyen Türk düşmanlarının söylemleri tabii ki, aynı. Hemen giriyorum o konuya da çok kısa bir şekilde. Lozan'a hemen geleceğim. Orada Türk halkı esaret altına alınmıştır. Müslüman halk esaret altına alınmıştır ve o belgeler zorla imzalatılmıştır. Mecbur bırakılmıştır. Yani biz yeraltı kaynaklarımızı tabii ki, niye değerlendiriyoruz? Tabii ki. Yani bu hangi dünyanın neresinde böyle bir kanun vardır ki? Düşünün, bireyselliğe indirelim bunu. Sizin yani bir işletmeniz var. Ben zorla gelip size bir belge imzalatıp siz sadece bu alanda yayın yapacaksınız. Böyle bir dünya yok. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ona boyun eğmişiz. Ama Cumhurbaşkanımız çıkmış demiş ki yeter arkadaş. O zaman bize yaptırdığınızın şeyini büyük bitirmiştir. Gelelim o cümleye. Dünya 5'ten büyüktür. 22 tane, 20'ye yakın, yanlış hatırlamıyorsam 20 NATO'nun üye sayısı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok çok dile getiriyor. 20 ülke olmasına rağmen 5 ülkenin
tek elinde bütün dünya yönetiliyordur. O beş ülkeden bir tanesi derse ki bugün Suriye'de kan gövdeyi götürecek veya Müslümanlara zulüm edilecek veya oranın enerji kaynakları kabul edecek. Diğer 15 ülkenin gasp hiçbir önemi yok. O masada 5 tane ülke... Enerji kaynakları gasp edilmiyor mu? Aynen öyle. O 5 tane ülke ne derse dünyada o oluyor. Bakın 1.8 milyar Müslüman var dünyada yaşayan. Hiç kimse kusura basmasın. 5 milyon nüfusuyla 10 milyon nüfusu olan ülkeler, 5 tane ülkenin veya diğer ülkelerin bir araya gelip 1.8 milyar Müslümanın akıbeti hakkında karar vermeye yetkisi yok. Böyle bir dünya yok. Buna hiç kimse müsaade etmeyecek. 5'ten büyüktür dediği Sayın Cumhurbaşkanımızın budur. Gelelim 82 Anayasası'yla bizim şu anki başkanlık sistemine. Anayasanın maddelerine bakıyoruz, alıntılarına bakıyoruz. Medeni kanun Fransa'dan alınmış. Ceza kanunumuz İtalya'dan alınmış. Diğer hukuksal, örf adet, genenet dediğimiz özel hukukumuz askeri evet. baskıyla darbe sırasında dizayn edilmiş. Bir anayasamız var. Ve dünya değişmiş, ülkeler değişmiş, binalar, insanlar, her şey değişmiş. Biz 100 yıldır, 80 yıldır aynı şeye hapsolmuşuz, orada bekliyoruz. Nasıl olacağından daha çok niçin gerekliliğini tartışmamız gerekiyor. Bir aracın bir tek şoför olur. İstikrar sağlanacaksa bir kişinin kontrolünde de tabii ki bunun şahsına münasır yüklememek gerekiyor ama toplumun dile getirdiği şeyleri bir tek kişi karar vermelidir. Çünkü halk seçiyor. Bakın başkanı halk seçiyor. Yani oradaki başkan diktatör değil. Yani tam aksine olarak başkanlık sistemini destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Şundan dolayı oradaki diyorlar ya diktatörlük gelecek, evet. şeriat gelecek diye. Bu çok önemli. Çok özür dilerim. Aksine orada halkın kendi sesi gelecek. Çünkü başkanın, halkın oyları seçecek. Ayrıca şeriatı getirmek isteyen bir cumhurbaşkanı olsaydı bugün anayasamızda, mevcut anayasamızda, mecliste şu anda halifelik hala mevcuttur. Güven oylamasını geçtikten sonra, yani yeterli oya ulaştıktan sonra isteseydi İslam alemine ben halifeyim diye Türk anayasasına göre Sayın Cumhurbaşkanımız çıkabilirdi. Yani kıssadan hissesi biz başkanlık sistemine kararlıyız, destekliyoruz. Neden? İnanın bir Sayın Tayyip Erdoğan yüzünden değil, inanın bir parti yüzünden değil. Bu istikrarın sürmesi için, ülkenin bekası için şart. Sadece bizim değil. Bakın bugün Suriye'de geçen yıldan bu zamana kadar 100 bin insan öldü. 100 bin insan. Biz nasıl bir millettik? Bunlar Orta Doğu'da barış getireceklerdi değil mi? Bakın tabii ki şuna bakıyorum. Çok, o vesileyle gittiler. Çok net Orta geliyorum. Doğu'da. Çok net geliyorum. 100 bin insan ölmüş. Biz nasıl bir nesildik? Ben çok iyi hatırlıyorum. 90'lı yıllarda benim işte büyüklerimin gece kondularda otururken bırakın yan komşusunu, karşı komşusunun evinde bir gürültü çıksa herkes koşup gider. Orada bir problem olup olmadığına bakardı. Eksiği varsa tedarik ederdi. Ya da şurada kendimizden zayıf bir çocuğun, güçsüz bir insanın, bir engelliye başka bir güçlü zarar verse biz Türk milleti olarak, bu bizim kanımızda var, müdahale ederiz, durdururuz. Ama bunlar güçlüyüz, istediğimizi yaparız diyorlar. Bakın orada 100 bin insan ölüyor. Evet. Ve onlar seyrediyorlar. Onlar seyrediyorlar. Burayı da karıştırıyorlar ki bunların o kanı, o damarlarında gezen Türklük, Müslümanlık şahlanmasın ki bizi durdurmasınlar. Ve nüfusun çok özür evet. diliyorum. Nüfusun %18, yani nüfusun çoğunluğu 18 yaş grubunun altında. Yani orada ölen çocuklar 10 yaşında, 9 yaşında. Şimdi bu ülkede neden başkanlık diyoruz biliyor musunuz? Evet. Bakın yanı başımızda Halep'i görüyoruz. Mazlumların sesini de yükseltmemiz. Aynen öyle. Evet. Dünya mazlumlarının duası var. Bir de şu var yani Aydın evet. Bey. Ben şuna ifade veremiyorum. Parti telaffuz etmeyeceğim. Yani yanı başında cayır cayır yanan bir İslam coğrafyası var. Yanı başımızda. Oradaki savaşta yaşananları her gün görüyoruz. Buraya geldiği zaman o savaş, yani bunların kanadıyla, işte terör örgütlerini kullanarak, taşören cemaatleri kullanarak, cemaat de demiyorum onlara, onlar da bir terör örgütüdür. Bu ülkeye savaşı getirdiklerinde onlar şunu mu zannediyor acaba? Siz sosyal demokratsınız, biz sizin çocuklarınızı öldürmeyeceğiz, sadece muhafazakarları mı öldüreceğiz diyecekler. Ya da sadece milliyetçileri mi öldüreceğiz diyecekler. Hayır. Savaş geldiğinde inanın ne sosyal demokrat seçecek, ne milliyetçi, ne zengin, ne fakir. Evet. Bunu engellememiz gerekiyor şu mutlaka anda. Mutlaka savaş hiçbir zaman arzu ettiğimiz bir konu değil. Programımızın i̇nşallah, sonuna geldik. İnşallah sizden kendim. Başlayarak son cümlenizi alalım. Sayın Vekil'e geçeceğim. Peki. Ben şöyle söylemek istiyorum.
İslam alemindeki tevhid şemsiyesini taşımak için, yani bizi bir araya getiren bir unsur var. Bu da dinimiz elhamdülillah. Milliyetçi, demokratik çizgimizi taşıyabilmek, muhafazakar çizgimizi taşıyabilmek için. Önce Müslüman elhamdülillah, sonra Türklüğe yakışır davranabilmek için biz dünyaya barışı ve dostluğu getirmek istiyoruz. Görüş ayrılıklarını kaldırmak istiyoruz. Etnik kökenleri kaldırmak istiyoruz. O yabancı dış ve iç güçlerin böl parçala yönet sistemine karşı biz bir birlik, dirlik ruhu oluşturmak istiyoruz. Tabii sizler gibi, Sayın Genel Başkanım gibi, Sayın Cumhurbaşkanım gibi büyüklerimizin sayesinde inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, buyurun. Evet, aslında konuşmak istediğimiz, bize sorduğunuz şeyi programın başından beri evet, kelime aralarına elimizden geldiği kadar koymaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Hani bir tabir vardır, eşeğini sağlam kazığa bağla diye. Yine kelimelerimizin içerisinde dedik ki günlük hayatı yaşıyoruz. Evet, sıradan geliyor, işte evimize gidiyoruz, işimize gidiyoruz, pastanede oturuyoruz. Bir hani şaşa gözüküyor veya bir sıradanlık gözüküyor. 15 Temmuz akşamı saat 8'e kadar da bu ülkede aslında her şey normal gidiyordu. Her şey sıradan gidiyordu. Herkes akşam evine gidiyordu o saatlerde, gitmeye çalışıyordu. Hatta birileri bizleri aradılar, ya köprünün bir tarafını kapatmışlar. Ya dedik, güvenlikle alakalı bir şeydir. İşte birisi dedi ki tank geçiyor. Bir tatbikat vardır dedik. Ummadık, beklemedik. Evet. Dolayısıyla bir fırtına veya bir durum veya bir acil dönem olduğunda bu ülkenin çok hazır olması gerekiyor. Ya da o dönemlerin olmaması için bu ülkede hazır olan bir gücün veya bu ülkenin bir duruşunun gözükmesi gerekiyor ki bu tür şeyler cesaret bulmasın. Cesaret bulmasın, çok bulamasın. Çok. Onun için bizim normal hayatımızı devam ettirirken ayrıca gücümüzü de devam ettirecek bir sistemin ya da Cumhurbaşkanımızın veya devletimizin böyle bir gücü arkasına hissettiği bir duruşun olgunlaştırılması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bizim gibi, bizim benzerimiz Uluslararası Barış ve Dostluk Derneği gibi derneklerin ve gerçekten tabela derneği olmayan derneklerin de bir araya gelmesi gerekiyor. Sadece bir derneğin ya da bir vakfın bir çalışmasıyla ya da bir hükümetin veya Cumhurbaşkanı'nın çalışmasıyla olmaz. Herkes kendi alanında bu görevi yapacak. Biz dernek olarak bu anlamda bir tabela derneği değil, gerçekten icracı, gerçekten vatanı, milletini severek hareket eden ve topluma faydalı olan bir dernek, evet, olmak istiyoruz. Onlarca dernekler var. Minare Yaptırma Derneği dahi var bu ülkede. Bir köyde iki tane, üç tane derneğin olduğu yerde var. Biz baş olmayı, derneği, başkan olmayı, bir yerde bir işte başkanmış falan, derneğin başkanıymış denilmesini ya da bir payı almayı, evet, seven insanlarız. Bir defa bu sevdalardan arınmamız gerekiyor. Gerçekten bu dernek yapılarını daraltmak, vatana millete faydalı dernekler üretmek ve bunları da bir çatı altında toplamak, tutmak gerekiyor. Uluslararası Barış ve Dostluk Derneği olarak bizim hedeflerimizle hedefleri örtüşen, gerçekten iyi amaçlarla ve doğru amaçlarla kurulmuş, hedeflerini koymuş dernekleri de bir araya, evet, getirmek, herhangi bir durumda bir yardım, bir icraat, bir efendimiz kamuoyu olgunlaştırması, oluşması gibi şeylerde toplu hareket edebileceğimiz bir dernekler ekibini de zincirimiz içerisinde, bu federasyon olabilir, konfederasyon olabilir, sivil toplum kuruluşları, evet, federasyonu veya konfederasyonu. Ayrıca sadece Türkiye'de Türk milleti veya Türkler yaşamıyorlar. Bugün Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da ve benzeri ülkelerde. O ülkelerde de orada yaşayan insanlarımıza zaman zaman haksızlıklar yapılabiliyor. Ya da ülkemizde olan bir şeyin onlar tarafından da bilgilenilmesi amaçlı. İşte bizim de orada oraya da elimizi olacak, uzatmamız lazım. Ya da tabii, orada tabii, kurulmuş olan dernekler veya toplum yararına kurulmuş olan cemiyetler olacak. İşte biz bu bir sekreterya dahilinde çok hızlı bir şekilde ulaşılması gereken ya da desteklenmesi gereken bir bilgi, proje durumunda işte gerek kendi ülkemiz içerisindeki dernekler aracılığıyla, gerek yurt dışındaki dernekler aracılığıyla
toplu bir bilinci ortada sıcak tutmak istiyoruz. Dün bir tweette şey paylaşmışlar. Efendim FETÖ'nün işte 200 bin insanı bekliyormuş. Face'den, Twitter'dan işte karalama kampanyasına başlayacakmış. Bu ülkede sadece Cumhurbaşkanımızın seçiminde %52 oyunu kullanmış, gerek ülke içi gerek ülke dışı insanımız var. Bu ülkede 80 milyon insan yaşıyor. Bu demektir ki bunun 50 milyonu oy verse 25 milyon, 200 bin neresi 25 milyon neresi? 200 binle. Yani 200 evet. binle bu milletin gözünü korkutacağını uman insanların karşısında dik duracak işte bu derneklerdir. Evet, bu cemiyetlerdir. Sadece o 25 milyon değil, az önce de bahsettik, kotu yırtık, kulağında küpesi, uzun saçı, belki o akşam alkolünü almış ya da camisinden çıkmış insan o tankın karşısına dikilmişse, o 200 bin değil 2 milyon da olsa vız gelir tırıs gider. Evet. Ama bunun vız gelip tırıs gitmesi için birlik beraberliğe ihtiyaç var. Azınlığın çoğunluğa hükmetmemesi için, çoğunluğun sesinin doğru bir şekilde toplumda yer bulabilmesi için ve çoğunluğun seçtiğinin orada başı rahat bir şekilde Cumhurbaşkanımızın görevini yapabilmesi için, başı rahat bir şekilde Başbakanımızın görevini yapabilmesi için işte toplumun sesi olan bu derneklerin, doğru derneklerin bir arada tutulmasıyla ilgili de bir proje ya da Almanya'da vatandaşımıza haksızlık yapılıyor değil mi? Evet. İşte Almanya'daki insanlarımızı çok hızlı bir şekilde bilinçlendirmek, toplamak, bir araya getirmek, organize etmek, haksızlığın karşısında dik durmak, beklenmek evet. değil, dik durmayı işte bizim amaçlarımızın içerisinde de 2017'de çok yoğun olacaksınız anladığım 2017 kadarıyla. 2017 yani inşallah yoğun olacak. Evet. İnşallah birinci hedefimiz, evet. birinci hedefimiz başkanlık sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanımız, ya yani bu toplumu bilinçlendirmek. Toplumumuza diyelim, devletimize evet. diyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diyelim. Bunu genel ifade evet. edelim. Bugün Allah razı olsun kendisinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey var. Yarın bunu Hasan ismi olur, yarın Hüseyin evet. ismi olur. Ama bir sistemin bu ülkeye faydalı olabilmesi için, bir sistemin doğru işler yapabilmesi için, bir sistemin de dünyaya karşı bu vatanı, milleti, bayrağı temsil edebilmesi için oradaki kurumun güçlü olması gerekiyor. Mutlaka. İşte Şüphesiz. Bu gücü de oraya vermek için biz İnşallah. Başkanlık sistemine inanıyoruz. Başkanlık sistemine hükümetimizin yani Cumhurbaşkanlığının başkanlık sisteminde çizeceği çerçeveler dahilinde biz de start verildiğinde inşallah sokağa yerimizi çıkıp alacaksın. Yerimizi alacağız. Elimizden geldiği kadar üzerimize düşen görevi yapacağız. Ödevimizi yerine getireceğiz. Bir vatandaş olarak ya da bu derneğin üyesi olarak olması gereken duruşumuzu göstereceğiz. Bunu da herkesten isteyeceğiz. Sizlere çok biz bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın sözünü de ekleyerek kapatmak isteriz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da. Sayın Genel Başkanımız her toplantıda tüm şubelerimize, Fransa'da ve Arabistan'daki temsilcilerimizle şükürler olsun açıldı, faaliyetlerine başladılar birkaç ülkede. Her geldiklerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüyle kapanışı yapar Sayın Genel Başkanımız. Mazlumun yanında zalimin karşısında dik duracağız. Evet, mazlumun evet, yanında çok teşekkür ederim. Zalimin karşısında sonuna kadar dik duracağız inşallah. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Biz sağ teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bu imkanı sağladığınız için minnettarız. İnşallah devamı gelecektir. Diğer sivil toplum kuruluşları da bizler de sizlere çok ihtiyacımız var. Çünkü bu son dönemde biliyorsunuz özellikle 15 Temmuz kalkışmasından sonra zaman değerli ama bunu da izah etmek istedim. Yurt dışında basın yayın organları çok farklı anlattılar. Yani hiç burada olduğu gibi bahsetmediler. İnşallah yeni süreçte projelerimizde bizler İnşallah. Sizlerle beraber yurt dışına gidip olayın aslını, olayın gerçeklerini, bu ülkede yaşanan gerçekleri dünyaya duyurmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler program burada noktalıyoruz. Süremizi açtık, özür dileriz. Başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.